Efendim seçim artık son bir gün. Yarın saatleri sayıyor olacağız. Çalışmalarda hız kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili adayı Fatih Dönmez'i CNN Türk ekibinden Nisan Korkmaz'ın konuğu, sözü onlara bırakıyoruz. Eskişehir'den güzel bir gün diliyorum herkese. Seçime bir gün kala çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte enerji alanında da peş peşe adımlar atıldı. Önce Karadeniz gazı, ardından Gabar'da keşfedilen petrol. Şimdi bütün bunların hepsini etraflıca ele alacağız. Yanımızda önemli bir konuğumuz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili adayı Sayın Fatih Dönmez. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Asıl siz hoş geldiniz. Eskişehir'imize, tüm izleyenlerimize Eskişehir'den selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Efendim önce Eskişehir'den başlayalım. Çalışmalar nasıl gidiyor? Malum seçime bir gün kaldı artık. 9 Nisan'da biliyorsunuz adaylar açıklanır açıklanmaz hemen biz de seçim bölgemize geldik. Diğer adaylarımızla birlikte hummalı bir çalışmaya başladık. Eskişehir'imize hükümetimizin zaten son 20 yılda yaptığı muazzam yatırımlar var. 136 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Altyapıda, üst yapıda, enerjide, madencilikte, sanayide, tarımda. Kültürel alanlarda birçok eski eserin restore edilmesi gibi şu anda içinde bulunduğumuz odun pazarı da biliyorsunuz yine Burhan Bey belediye başkanımızın olduğu dönemde ilk bu projeler hayata geçirildi, restore edildi ve gördüğünüz gibi de yoğun bir ziyaretçi de alıyoruz. Bu çalışmaları yapar yapmaz da 5 tane kritik alan belirledik, stratejik alan. Bunlardan birisi teknolojiye yatırım alanı, ikincisi sanayi ve üretim. Üçüncüsü altyapı yatırımları, dördüncüsü insana yatırım, beşincisi de kültür ve turizme yatırım. Eskişehir'in güçlü yanları, zayıf yanlarından oldukça fazla. Yine fırsatları risklerine göre çok fazla olan bir şehrimiz. Hamle yapmaya hazır. Birçok markamıza ev sahipliği yapmış bir kentimiz, ulusal markamıza. Artık yeni dönemde Türkiye Yüzyılı ile birlikte Eskişehir uluslararası markalara, küresel markalara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Onun yanı sıra da burası aynı zamanda bir üniversite kenti. 3 tane devlet üniversitesimizde yüz binlerce gencimizi okutuyoruz. Onlar burada eğitim aldıktan sonra bir kısmı da burada kalıyorlar kenti sevdikleri için. İstihdam imkanları birçok kente göre daha iyi olduğundan dolayı da burada da istihdam edebiliyoruz. Bunun yanı sıra aslında tabii aynı zamanda bir tarım kenti. Yani merkezde sanayi ve hizmetler ağırlıkta olmakla birlikte tarımsal hasılamız da oldukça iyi. Ürün çeşitliliğimiz çok güzel. Arazilerimizin neredeyse yarısını, hatta yarısının üzerinde bir kısmını da sulayabiliyoruz. Çiftçimizle de temas halindeyiz. Onlar da gayet memnunlar. İnsana yatırım içerisinde de gençlere özel bir başlık açtık. Gençlerimize şimdi kariyer ve istihdam alanında onların ilave yetenek kazanması konusundaki ihtiyaçlarını gidermek üzere bir organizasyonumuz olacak inşallah. Seçimlerden sonra hemen başlatacağız. Çünkü sanayiye gidiyoruz. Ben işçi arıyorum, eleman arıyorum diyor. Sokakta geziyoruz. Bazen gençlerimiz biz iş arıyoruz diyorlar. Onları bir araya getireceğiz. Vaktimizin bir kısmını da onlara ayırıyoruz. Bu programı nasıl daha ideal hale getiririz diye. İnşallah seçimlerden sonra da onu hemen hız vereceğiz. Madencilik açısından da tabii son derece kritik bir kentimiz burası. Biliyorsunuz Etim Maden Bakanlığımıza bağlı. Burada iki tane önemli projesi var. Yıllardan beri bor üretiyoruz burada. Dünyanın en kaliteli boru buradan üretiliyor. Bir de geçtiğimiz yıl dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementleri rezervinin keşfini açıklamıştık. Orada da ilk pilot tesisimizi açtık. Şimdi bu pilot tesisimiz üretimde. İnşallah ilk yıl içerisinde alacağımız bilgiler ışığında endüstriyel ölçekte çok daha yüksek kapasiteli bir tesisin de temelini atacağız. Lityumun biliyorsunuz pilot tesisini burada açmıştık. 2 yıldır onun deneme üretimlerini yaptık. Artık orada hazırlıklarımız tamam. Çok kısa bir süre içerisinde yıllık 700 tonluk üretim kapasitesine sahip bir fabrikayı burada halkımıza kazandırmış olacağız. Bu büyük projeler hem yerel kalkınmaya hem de ulusal kalkınmaya fayda sağlayacak, katkı sağlayacak projeler. Kısaca
Eskişehir'in değerini artıracak her projeye evet diyoruz. Çünkü Eskişehir'imiz çok değerli, Eskişehir'e değer diyoruz. Karadeniz gazıyla Türkiye ekonomisine aslında 40 milyar liralık bir katkı da sağlanmış olacak. Peki biraz da ekonomi açısından ele alalım Karadeniz gazını. Şimdi 710 milyar metreküplük rezerv bugün itibariyle baktığımızda neredeyse işte yaklaşık 500 milyar dolarlık bir ekonomi karşılığı var. Ama fiyatlar değiştikçe bu rakam iner çıkar. Geçtiğimiz yıl doğal gaz fiyatları yüksekti, neredeyse o zaman 1 trilyon dolar civarındaydı. Ama her şeyden önemlisi artık bunu biz kendi kaynaklarımızdan üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl petrol ve doğal gaz ithalatına ödediğimiz rakam 95 milyar dolar. Bunun yarısını üretmiş olsaydık yarısı cebimizde kalacaktı. İnşallah petrol üretimiyle birlikte bu yerlilik oranında ciddi oranda artırmış olacağız. Efendim, Karadeniz gazından sonra Cumhuriyet tarihinin aslında en büyük karadaki petrol keşfine de imza atıldı Gabar'da. Peki Gabar'daki petrol keşfiyle Karadeniz gazı gibi petrol fiyatlarına da bir katkısı olur mu? Evet. Gabar'da üretim tabii ilk kuyu var. İlk kuyudaki üretim de günlük 1300-1400 varil olarak seyrediyor. Oldukça iyi. Çünkü Türkiye'de kuyu başı üretimlerimiz bizim 50-60 varil. Ama geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyuları devreye girdi. Orada kuyu başı üretimlerimiz 1000 varilin üzerine çıktı. Bu Şehit Aybüke Öğretmen kuyularıyla birlikte orada da yine kuyu başı üretimlerimiz 1000'in üzerinde olacak. Bunlar Türkiye için ortalamanın oldukça üzerinde yüksek üretim kapasiteli kuyular. Kuyu sayısı 100'e kadar tamamlamamız gerekiyor ki günlük 100 bin varil petrole ulaşabilelim. Daha önce doğal gazda da söylemiştik keşifle birlikte. Yani üretim tam kapasite çıktığında hem devletimiz hem milletimiz kazanacak demiştik. Elbette bu sayede tam geliştirdiğimizde, tam üretimi aldığımızda kuyular ile birlikte buradan hem devletimiz hem milletimiz kazançlı çıkacak. Elbette ki pompa fiyatlarına da olumlu yansıyacak. Peki Gabar'daki petrolün bir de son olarak ekonomik değerini sormak istiyorum efendim. Gabar'da şu anda yerindeki petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak arkadaşlarımız hesapladı. Bunun üretilebilir kısmı %60 olarak ilk kuyudan elde edilen veriler dikkate alındığında. Ama 3-4 kuyu sonra üretilebilir net rezerv daha da elimizde netleşmiş olacak. Yukarı yönlü revize de olabilir. Zira akışkanlığı yüksek bir petrol. Bizim Raman'daki gibi ağır petrol değil, orada akışkanlığı düşük, orada üretilebilir rezerv daha düşük. Bu saha Esma Çevik sahasına çok yakın ve teknik özellikleri birbirine çok yakın. Esma Çevik'te şu anda 9-10 kuyuya çıktık, orada üretilebilir rezerv miktarı biz %60 olarak belirlemiştik. İşte 250 milyon varil brüt rezerv var, 180 milyon varil de net üretilebilir rezerv var. Şu onu bugünkü petrol fiyatlarıyla dolayısıyla çarpmak lazım. Yani şu anda 75-80 dolar civarında seyrediyor. Türkiye açısından büyük bir değer. Onu ifade edeyim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yayın konuğumuzdu. Hem seçim çalışmalarını hem de enerjide atılan son adımları değerlendirdi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.